Rabbul Aləmin Qur'an-ı Kerimdə belirttiği üzere insanoğlunu bu yeryüzünə göndərdikdən sonra onu çeşitli şeylərlə sınamaqdadır. İmtihana çəkməkdədir. Və bu imtihanların nəticəsində də o insan kendi dərəcəsini belirləməkdədir. Herkesin de kendisine göre bir imtihanı ve de sınavı vardır. Herkesin kendi kapasitesine göre de Rabbul Alemin onu sınamakta ve de imtihan etmektedir. İmtihanı başarılı bir şekilde geçenler mükafatlandırılmaktadır. İmtihanı geçemeyenler ise ne yazık ki cezalandırılmaktadırlar. Hayatın her noktasında imtihanlarımız olabilmektedir. İnsanın bir yakınını kaybetmesi imtihandır. Hastalık imtihandır. Malın mülkün bereketinin kalkması imtihandır. Ve bazen de bazı şeyler de tabii ki insanın yapmış olduğu günahlar ve hatalar neticesinde Rabbul Aleminin kendisine vermiş olduğu cezalandırılmalardır. Müminler, Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet dönemi de kendisine göre başka bir imtihandır. Allah bu dönemde müminleri sınamaktadır. Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yolunda kalıp o yolda güçlü adımlarla hareket edenlerle etmeyenler ayırt edilsinler diye. Geldi Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna ve arz etti, dedi ki Yabne Resulullah, siz ki buyurmaktasınız gaybet dönemi büyük bir imtihan dönemi olacaktır. O dönemdeki insanlar kendi dinlerinden emanda olmaları için ne yapmaları lazım? İmam-ı Sadık Aleyhisselam da garip duasını öğretti. Buyurdular ki bu duayı bol bol okuyun ki o duanın vesilesiyle inşallah ki o imtihan döneminden başarılı bir şekilde çıkarsınız. Dua şu şekildedir müminler. Basit bir duadır ama yüce bir duadır. Birçoğunuz da belki de bilmektesiniz. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Mugallibel Kulub, Sebbet kalbi ala dinik. Ya da sebbet kulubuna, kulubena ala dinik. Kulubena dediğimiz zaman çoğuldur. Yani kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Sebbet kalbi ala dinik, yani kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Duada buyuruyor ki dinin üzerine sabit kıl. Yani İmam-ı Zaman Aleyhisselam dinin özüdür müminler. İmam-ı Zaman'ı tanımak dini tanımaktır. İmam-ı Zaman'ın peşinde olmak dinin yolunda olmaktır. Onun için de Kerbela kahramanı Ebu'l-Fezr Abbas Aleyhisselam o son anlarındaki şiarlarından bir tanesi neydi? Vallahi in qata'tumu yemini İnni uhami ebeden en dini. Ey müşrikler, benim kollarımı da kesseniz ben sonsuza kadar dinimi korumaya devam edeceğim. Dinim için savaşmaya devam edeceğim. Hüseyin'den difa etmektedir, Hüseyin'i korumaktadır. Niye? Çünkü Hüseyin Aleyhisselam'ın kendisi dinin özüdür. Hüseyin Aleyhisselam'ın kendisini korumak, dini korumaktır. Hüseyin yolunda savaşmak, dinin yolunda savaşmaktır. Hüseyin yolunda şehit olmak, dinin yolunda şehit olmaktır. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yanlarına çağıran Kufelilerin o neticeye varmalarındaki en önemli etken dinlerini düzgün tanıyamamaları. İslam dininin Hüseyin'den ayrı bir şey olduğunu düşünmekteydiler. İslam dininin özünün Hüseyin olduğunu bilmiyorlardı.
Ya da bildikleri takdirde de dünya malı, dünya sevgisi o kadar ön planda olmuştu ki neyin hak, neyin batıl olduğunu ayırt etmek güçleri artık kalmamıştı. Gözleri, kalpleri, kulakları kapanmıştı. Aşura gününde İmam Hüseyin aleyhisselam oradaki topluma nasihat ederken İmam Hüseyin aleyhisselamın yolu buydu müminler. O son anına kadar insanları hep doğru yola davet etti. İnsanların o hatalarından, yanlışlarından vazgeçmesi için durmadan onları ikaz etti. Ve hatta müminler, şu cümleye dikkat edin. İmam Hüseyin aleyhisselam, Şimr ibn-i Zülcöşen, lanetullah aleyh, sinesine oturup boğazını kesmek istediğinde, İmam Hüseyin aleyhisselam buyurdu ki, Şimr, üzerinden kalk. Beni kesmekten, beni öldürmekten vazgeç, sana kıyamet gününde şefaat sözü veriyorum. Üzerinden kalk, beni öldürme, sana şefaat sözü veriyorum buyurdu. Ama dünya o kadar onun gözünü kapatmıştı ki sözünü dinlemedi. İmam Hüseyin aleyhisselamın sözünü dinlemedi ve de şehit etti. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günündeki o sözlerinden bir tanesinde buyuruyor ki sözlerim size etki etmez. Düşünün müminler, karşılarında peygamberin evladı var. Bizim deminki tabirimizle dinin özü var. Hazreti Emirul Müminin aleyhisselam sıfırında Emr ibn-i Asım, Muaviye'nin askerleri hani mızrakların üzerine Kur'an geçirip o hileyi yaptılar ya, Hazreti Ali'nin taraftarlarına tuttular, dediler ki aramızda Kur'an hakimlik yapsın. Hazreti Ali'nin askerleri dediler ki biz Kur'an'la savaşamayız. Ali aleyhisselam buyurdular ki o bir hiledir, yaşayan Kur'an benim. Gidin, indirin, yere serin, onları yenin. Dediler hayır, biz Kur'an'la savaşamayız. Hazreti Ali'nin yanındaki olan insanlar dinin aslını tanımadılar, bilmediler. Hüseyin aleyhisselam onların gözünün önünde zamanın dini, imamı, peygamberin evladı, gözlerinin önünde diyor ki, ey insanlar yapmayın bunu. İşiten kulakları yok. İmam aleyhisselam buyurdu ki sözlerim sizin üzerinizde etki etmez. Niye? Çünkü karınlarınız haram lokmayla dolu. O kadar haram yemişsiniz ki o haram lokmalar sizin kalbinizi köreltmiş. Duyduğunuz şeyler artık kalbinize etki etmiyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamıyorsunuz. Haram lokma sizin bu şekilde kalbinizi siyahlaştırmış. Buyuruyor ki ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mugallibel Kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey Rabbim beni dininin üzerinde sabit kıl. Yani imamı tanımada bana yardımcı ol, beni sabit kıl. İmam-ı zamanı tanımada, İmam Ali'yi tanımada, namazlardan sonra okunan bir dua var. İnşallah ki imkanı olanlar onu oradan öğrensinler, okusunlar. Buyuruyor ki Allahümme arrifni nefsek. Rabbim sen bana kendini tanıt. Fe inneke illem tuarrifni nefsek lem arif rasulek. Eğer sen kendini bana tanıtmazsan ben peygamberini tanımam. Allahümme arrifni nebiyyek. Arrifni rasulek. Fe inneke illem tuarrifni rasulek lem arif hüccetek. Ey Rabbim peygamberini bana tanıt. Ve bana eğer peygamberini tanıtmazsan, peygamberi ben tanımazsam, senin hüccetini, imamını da tanımam. Ve hüccetini de tanımadığım takdirde ben yolumu şaşarım. İmam-ı zamanı tanıdığımız takdirde o yolda da sabit adımlarla hareket edebiliriz. Niye bu kadar kufeli ki İmam Hüseyin aleyhisselama kitaplarda yazıldığına göre 12 binden fazla mektup yazdılar.
Müslüm İbni Akil Kufe'ye vardığında Müslüm İbni Akil ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adına en az 12 bin kişi biat etti. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya vardığında o 12 bin kişi yoktular. Ve birçoğuna İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısına geçmişti. Yani Hüseyin yolunda olmak sadece dille olmuyor, başarılmıyor. Ben Hüseyin'i seviyorumla bu işler olmuyor. Kufe'de Herseme bin Muslim Esedi adında bir şahsiyet var. Herseme bin Muslim Esedi. Diyor ki bu adam çok aşırı derecede zengindi. Ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı da aşırı derecede sevmekteydi. Sıffin'de Hazreti Emirü'l-Mü'minin Aleyhisselam'ın yanında savaşmıştı. Sıffin'den döndükten sonra da Kufe'ye yerleşmişti ve de Yemen'le ticaret yaparaktan büyük bir zenginliğe kavuştu ve neticesinde kendisine yerler aldı, evler aldı, mal mülk aldı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı da o kadar güçlü bir muhabbetin sevgisi vardı ki. İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den hareket etti Kufe'ye doğru. Yolda Hurr ibn Yezid Riyahi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın önünü kesti. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çabalarına rağmen Hurr dedi ki ben emir aldım ve de en sonunda Kerbela'ya doğru hareket ettiler. Diğer taraftan Herseme Kufe'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bekliyor. Çünkü Kufe'deler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı davet ettiler ya. Diyor ki yakında İmam Hüseyin Aleyhisselam yarani ile ailesiyle birlikte gelecek Kufe'ye yerleşecek. Onun için de İmam Hüseyin Aleyhisselam için de güzel bir tane evi döşedi, hazırladı ki imam geldiğinde bu evde konaklasın, bu evde kalsın. Kendi kölesini de kaç menzil ileriye gönderdi. Kölesine dedi ki, yolda ne zaman İmam Hüseyin'i görsen hemen bana haber ver. Ben şahsen İmam Hüseyin'i ilk karşılayan kimselerden olmak istiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gelme durumu olduğu zaman kendisi de dışarıya çıktı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bir menzilde karşıladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam onu uzaktan gördü, ona doğru hızlı bir şekilde adım etti. Bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı hareket etti. Müminler rivayetlerde vardır ki İmam Hüseyin Aleyhisselam ile Herseme birbirlerine sarıldılar ve de hüngür hüngür ağladılar. O muhabbet ve sevgiyle birbirlerine karşı olan sevgiyle ki karşılıklıydı. Orada hüngür hüngür ağladılar sevgiden. Kavuşmanın heyecanından, kavuşmanın güzelliğinden bir miktar sohbet ettiler, sohbet ettikten sonra müminler, sevgi karşılıklı olduğu zaman etkilidir. Tek taraflı olduğu zaman fazla bir etkisi olmuyor. İmam-ı Sadık Aleyhisselam'a sordular, dediler ki Yabne Resulullah, bizi ne kadar sevmektesiniz? İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurdu ki kendi kalbine bak. Bizi ne kadar çok seviyorsan biz onun kat kat fazlasını sizi seviyoruz. Sevmekteyiz. Yani sen kendi kalbine bak, imamı ne kadar seviyorsun. Ve emin ol ki imam da senden fazla seni sevmektedir. Herseme ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı menzilgahta karşılaştılar ve de aralarında bir sohbet geçtikten sonra Herseme dedi ki yapma Resulallah, avam senin için güzel bir ev hazırladım. Buyur gel gidelim Kufe'ye, evine yerleş, rahatına bak. Ve uzun zamandır da senin yolunu gözlemekteyiz. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki Herseme, senin galiba bazı şeylerden haberin yok. Bak şu Hurve'de askerleri, bin kişi asker, bizim yönümüzü değiştirdiler. Biz Kufe'ye gelemiyoruz. Biz Kerbela'ya doğru hareket ediyoruz. Sen bizimle gel.
sen bizimle gel. İmam Hüseyin aleyhisselam sen bizimle gel dediğinde Harseme dedi ki ya ne Resulullah, ben o kadar zenginim ki istediğim silahı, mızrağı, atı ne desen senin için hazırlar ve de gönderirim. İmam Hüseyin aleyhisselam dedi ki Harseme, bana silah lazım değil, bana sen lazımsın. Gel. Dedi ki Allah, o kadar malın mülkün var ki ben eğer gelirsem bu Beytullah ibn-i Ziyad onlara el koyacaktır. Onları devlet adına tasarruf edecektir. Bana bir şey kalmayacaktır. İmam Aleyhisselam buyurdu ki mallarının koruması bende. Ben oraya adamlar götüreceğim. Her şey normalleşinceye kadar senin malını koruyacaklar. Ve de sana aynen iade edecekler. Dedi Allah sadece o değil. Benim kızlarım var. Ben eğer sizin yanınıza gelirsem ordunun askerleri, Ubeydullah'ın askerleri onlara zarar verebilirler. İmam Hüseyin aleyhisselam orada ağladı. Gözyaşı döktü. Buyurdu ki Harseme, senin kızların can da burada peygamberin kızı var. Zeynep-i Kubra burada. Rugayya burada, Sekine burada. Senin kızların cansa bunlar nedir? İmam Hüseyin aleyhisselam baktı ve dedi ki Harseme, senin gelmekten niyetin yok. Bunların hepsi bahane. Senin gelmeye niyetin yok. İmam Hüseyin aleyhisselam ona buyurdu ki Harseme, öyle bir yere git ki benim bu gurbetteki gurbet sesin sana bir zerre gelmesin. Çünkü eğer ki duysan benim sesimi, helmen nasirin yansurini, bana yardım eden yok mu? Ve sen bunu duyduğun halde bana gelip yardım etmezsen, yüzün üstüne cehennem ateşini atılacaksın. Çünkü zamanının imamının sesini duyuyorsun ve de ona itaat etmiyorsun. Harseme dedi ki, Allah, çok uzağa gitmeyi tercih eder. Ve gitti. Oradan ayrıldı. Hüseyin aleyhisselamı bu kadar çok seven adam, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktükleri bu adam dünyasından dolayı yolunu çevirdi. Gitti ve o günden sonra da tarihten silindi. Ve Harseme'den bildiğimiz sadece bu var. Ondan sonrasından haberimiz yok. Ama Harseme gelseydi Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında şehit olsaydı belki de şimdi neydi? Habib ibn-i Mezahir'in, diğer şehitlerin Ebu Fezl Abbas'ın yanında bir tane de Harseme diye anlattaydı. İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşura'daki meşhur sözlerinden bir tanesidir. Buyuruyor ki, sıkıntılar olduğunda dindarlar azalır. Hayatın zorlukları geldiğinde dindar insanlar azalır. Ve bizim de İmam-ı Zaman aleyhisselama karşı olan sevgimiz, muhabbetimiz öyle bir şekilde olmalı ki İmam-ı Zaman aleyhisselam şu anda hadi kalk gidelim dediği anda avam çeş gözüm üstte diyebilmemiz lazım. O zaman aşığız. O zaman zamanımızın imamına itaat etmekteyiz. Ama benim hani işlerim vardı ama böyleydi öyleydi dediğimiz zaman hayır sıfır. Sınıfta kaldım. Ve birçok insan da İmam-ı Zaman aleyhisselam zuhur ettiğinde şunu yapacaktır müminler. İmam gelsin diye dua eden insanlardan bir şunu diyecekler ki Allah biz dua ettik geldi ama çok erken geldin ya. Bu kadar çabuk beklemiyorduk seni. Niye hazır değil çünkü? Sadece diliyle dua ediyor, gönlüyle değil. Aşk fedakarlık ister. Gerçek aşık fedakar olandır. İmamı gel dediği zaman hiçbir şekilde tamam gözüm üstü ama geliyorum diyebilmelidir. Hani dünkü olayı anlattım ya,
Adamın iki tane oğlunu esir almışlardı. İmam dedi ki ben senden bir adamı kaldırdım, git çocuklarını kurtar. Dedi ama bu emir midir yoksa karar verme hakkın var mı? Ama dedi ki hayır, emir değil, sadece nasihattır, tavsiyedir. Dedi ben evlatlarımı büyüttüm ki senin yolunda can versinler. Ben senin yolunda feda olmaya geldim. Evlatların nedir ki? Odur gerçek aşık. Odur Hüseyin'in. Ve onun için de İmam Hüseyin Aleyhisselam ne buyurdu? Yeryüzünde benim ashabımdan iyi ashab yoktur. Benim etrafımdaki bu askerlerden içinde bir tane yanlışını göremezsin. Hepsi dört dörtlük insanlardırlar. O gün Tasuha gecesinde ne dediler? Dediler ki ya Hüseyin keşke senin yolunda bin kez öldürülsek. Bin kez ölüm nedir ki? Keşke bin kez öldürülse. Ve o gece birçoğu şakalaşıyordu birbirleriyle. Yarın öleceklerini bildikleri halde şakalaşıyorlardı. Çünkü yarın nereye gideceklerini biliyorlar. O şehadetin neticesinde ne alacaklarını biliyorlar. Ayetullah Ensariyan var Allah. Kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Bir cümle söylemişti. Beni çok etkiledi. Diyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hayatındaki en güzel ve de en manevi nokta kendi ailesini, ashabını verdikten sonra o şimrin üzerinde oturup başını bedenden ayırmaya başladığı an idi. Yüzünü çevirmişti çadırlara ve de şimdi orada onun başını kesecek imamın döndü ve de dedi ki ya Rabbi rızan ve rızan neye razıysan ben de ona razıyım. Yani senin maslahat gördüğün, razı olduğun şey Hüseyin'in başının kesilmesi ise ben bunu yapmaya hazırım. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın diyor ki manevi olarak en yüce derecesiydi. O anda dünyayı tamamıyla geriye atıp sırtını çevirmesi ve de Allah'ın rızasına teslim olması. Bundan daha yüce ne olabilir ki? Rabbul Alemin inşallah ki bizleri Hüseyinilerden etsin. Hüseyin yolunda olanlardan etsin. Adabetimizi sonumuzu hayır etsin. O son anımıza kadar bizleri inşallah ki Hüseyin ve de Hüseyin yolundan ayırmasın inşallah Teala. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حسين الشهيد